Selamlar dostlar. Bugünkü videomuz Remote iş nasıl bulunur? Konumuz bu. Bununla ilgili konuşacağız. Bu videoda ben kendi tecrübemden hani kendi yöntemlerimden bahsedeceğim. Yani bu yönde size tavsiyeler vereceğim. Benim kullandığım iki tane tool var. Biri Jinniko diye bir Ukrayna sitesi. Diğeri de LinkedIn. Zaten hepimizin bildiği LinkedIn. Önce Cinni'den bahsedelim. Cinni dediğim gibi Ukrayna'nın bir sitesi. Buraya girip kayıt oluyorsunuz, CV'nizi yüklüyorsunuz, hangi maaş aralıklarını e, beklentiniz neler, işte Telegram e, infonuzu istiyorlar. Eğer varsa, yoksa eğer bu siteyi kullanacaksanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Telegram kanalınız, e, Telegram hesabınız olsun. E, cinli sitesine kayıt olduktan sonra zaten çok basit arayüzü var. E, iş, ana sayfası hani böyle basic bir ana sayfası var. Zaten olay şu 3 e, tabda, bu üç menüde. Inbox'ta zaten size gelen mesajlar var. Salaries kısmı istatistikleri paylaşıyor. Yani buradan kendiniz filtreleyip ona göre bir e, sonuçlar alabiliyorsunuz hangi maaş aralığı falan ne kadar ödeniyor diye. Bir de en çok kullanacağınız Jobs kısmı var. Jobs kısmında e, aradığınız işe göre mesela Android e, arayacaksınız. Android'de ee, buradan istediğiniz e, ülkeye göre, hani bölgeye göre de şey yapabilirsiniz. Experience. Bizim zaten baktığımız remote. Burada kişilerin çoğunluğu zaten remote dur ee, ve mesela 3.500 dolarlık diyelim bir iş arıyorsunuz. Zaten işler hemen çıkar karşınıza. Bazılarında fiyatı hemen şeydi. İşte maaş aralığını yazıyorlar. Bazıları ilanın içinde paylaşıyor bilgileri. Ee, bazılarında hiç yok. E ee, bu şekilde başvuru yaptığınızda size çoğunlukla geri dönüş yapacaklar. Inbox'tan veya Telegram'ınızı belirttiyseniz oradan da yazarlar. Telegram'ı aşırı kullanıyorlar. Hani inbox yerine %90 Telegram'dan gelir zaten. Inbox'unda zaten mail adresinize düşüyor inbox'a bir mesaj geldiğinde. Ee, genelde Rusça ve Ukrayna dilinde yazıyorlar. Rusça ile ilgili zaten e, sorununuz olursa benim mesela Rusçam çok kısıtlı. O o yüzden gelen mesajları anlamadığımda Google Translate'ten İngilizceye çeviriyorum. Çok rahat çeviriyor zaten. İngilizce cevap yazdığımda %90 İngilizce geri dönüş yapıyorlar. Hani karşı tarafın yabancı olduğunu zaten anlıyorlar. İsim soyisminden vesaire Ukraynalı olmadığını, Rusyalı olmadığını anlıyorlar ve İngilizce cevap yazdığınızda İngilizce geri dönüş yapıyorlar zaten sizle iletişime geçmek istiyorlarsa. Burada çok iyi işler oluyor. Burada genelde Avrupa'nın işleri, Amerika'dan işler oluyor. Yani Ukrayna firmaları, outsource çalışan firmalar oluyor genelde. Mesela Amerika'da bir startup, Ukrayna'daki firma üzerinden, yani firma ile iletişime geçiyor. Mesela diyelim Amerika'da A şirketi, Ukrayna'daki B şirketiyle anlaşıyor. İşte bana iOS mesela iOS developer diyelim veya Android developer ihtiyacım var. Onlar dilanı buradan veriyor. Aslında siz günün sonunda Ukrayna'da değil de başka bir ülkede outsource çalışıyorsunuz yani remote çalışmış oluyorsunuz projelerde. O yüzden buradaki gelirler de yüksek olabiliyor mesela seniorların çok rahat 4.000 5.000 dolarlara iş bulabiliyorlar. junior'lar 1.000 1.500 2.000 dolara kadar da bulabiliyorlar. Mid developerlarda 2000-3500 arası bir iş bulabiliyorlar. Ee, yani bu değişiyor tabii ki. Yani illa böyle olacak değil rakamlar. Ancak e, genelde benim gördüğüm e, böyle. Hani bu siteyi ben tavsiye ediyorum. Kendim de zaten e, remote çalıştığım dönemlerde. Buradan işler buldum. Kullanıyordum aktif şekilde. Diğeri LinkedIn. LinkedIn'de e, zaten mesela remote iOS developer diye bunu arattığınızda ilanlar çıkar zaten bölgeyi falan e, ben şu an Azerbaycan'da olduğum için lokal bir arama getiriyor ama istediğiniz zaman e, bölgeyi falan işte firmayı vesaire filtreleyip şey yapabiliyorsunuz sen bölge buradanmış buradan değiştirebilirsiniz. Mesela USA yazalım United States bir sürü çıkıyor Amerika'dakiler genelde Amerika'da yaşayan istiyorlar. E, ee, o yüzden mesela Amerika'da startup vesaire ilanlarını cin üzerinden gitmek daha rahat oluyor benim şahsım için. Ancak burada bu LinkedIn'den arama yerine ben LinkedIn profilinizle ilgili aslında konuşmak istiyorum. Şuradaki title. Yani benim istemeden de olsa eşfettiğim bir şey oldu. Ben remote çalıştığım dönemlerde buraya sadece remote iOS developer yazdım. Hani öyle yazmak için yazmıştım onu da. Bu recruiterların çok dikkatini çekiyor. Bunu yazdıktan sonra çok mesajlar almaya başladım yeni işlerle ilgili falan rekruterler özellikle Ukrayna'dan, Gürcistan'dan çok gelmeye başladı. Yani sizin profilinizin ana kısmı burası. Yani başka bir birisi sizi gördüğünde, gördüğünde veya arattığında bu kısım çıkıyor. Ve siz buraya remote mesela backend developer, remote iOS developer vesaire yazdığınızda buraya yani o adamların karşısına çıkıyor. Daha öncelikli e, aramalardan, keywordlerden ön plana çıkıyorsunuz. Daha çok mesaj almaya başlıyorsunuz. Mesela şu yan taraftan bakalım. Mesela Orkan diye e, bir arkadaşın senior network engineer mesela iOS developer. Burada remote iOS developer olduğunda recruiter diyor a bu arkadaş remote çalışıyor hemen mesaj atıyor, ilgileniyor. Öncelik oluyor. Yani o yüzden e, key point olarak profilinizde bunu yaptığınızda mesela demin arattık ya biz e, remote iOS developer diye. Buradan people yaptığınızda mesela remote iOS developer var, iOS developer remote mesela keyword'ler hemen uzlaşıyor. Remote iOS, şey, IOS Developer, Remote Contractor mesela bunlar böyle çalışıyorlar. Şimdi bu şekilde arattığınız şey, profilinizi update ettiğinizde siz de ön plana çıkmış olacaksınız. Ee, ben bu iki yöntemi kullanıyorum. Diğer çok fazla e, platformlar vardır. Hani Toptal gibi, Crossover gibi veya e, son dönemlerde bir reklamı bayağı çıkıyordu. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Onları da kullanabilirsiniz bu şekilde de kullanabilirsiniz Ben kullandığım yöntem dediğim gibi bu ikisi ee, Bununla ilgili tabi burada bir de şey var CV kısmı var CV'niz iyi olması gerekiyor arkadaşlar karışık Böyle Anlaşılmayan değil de basic tam Yazılı mühendisi CV'si nasıl olur o yöntemde bir CV'niz olursa e, Tabi CV'nizi de gönderdiğinizde veya bu cinnide de Update ettiğinizde Daha ön plana çıkmış olacak Bu e, hem yazılımcı CV'si nasıl olur hem de remote iş bulma ile ilgili Medium'da yazım var. İkisiyle ilgili yazı yazdım. Aşağıya linkini bırakacağım. İsterseniz oradan da gidip okuyabilirsiniz. Yani Remote işle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.